yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Merhabalar, ben Erkan. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. 4. sınıf olmam lazım ama olamadım maalesef. Ankara'da yaşıyorum şu an, yurtta kalıyorum. Otu güzel. Öyle, 2017 kışında Ukrayna'ya gitmiştim ICV olmadan önce. Daha sonrasında bir ICQ üyelik deneyimim oldu. Yazında tekrardan bir projeye gitmek istedim. Bu sefer de Çin'i tercih etmiştim. Bunun dışında ICQ'de yine Romanya'ya, Mısır'a gitmiştim ama proje dahiline değildi. Onlarla kongreye gitmiştim ama ICQ aracılığıyla olduğu için biraz ICQ'li tarafında görmüş olmuştum bu sayede. ICQ'le nasıl tanıştım? Okulda başka bir toplulukta aslında aktif işler yapıyordum. Orada bir arkadaşım Fas'a gitmişti. O bana tecrübesini anlatıyordu. Nerede kaldığını, çocuklara nasıl İngilizce öğrettiğini, oradaki kültürü, yaşadığı şokları vesaire. Ya bayağı ilgimi çekmişti aslında. Hani biz de böyle otururken bir anda bana şey dedi. Seni de Ukrayna'ya yollayalım dedi. Tamam dedim benden. Hiç aklımda bir şey yok. Ciddi bir şekilde de düşünmüyordum. Bir anda öyle karar verdim. Profil açtım. Başvurumu yapmıştım. O arkadaşım benimle ilgileniyordu. Aradan bir ay süre geçti. Kabul ettiler beni. Bir anda işte sözleşme imzalayıp eşlenmiştim. Ama hala korkuyordum. Çünkü hani hiçbir şekilde plan yapmamışım. Ben sadece okey olur demiştim. Bir anda Ukrayna'ya gidecektim. Sıkıntı şu, pasaportumu halletmemiştim. Hiçbir şeyim yoktu. Ve hani o kadar korkuyorum ki gitmeye, kışın işte araştırmamışım, bir şey yapmamışım. Pasaportumu ben son bir haftaya kadar çıkarmadım yani. Belki sözleşme iptal olur vesaire diye. Başvur işte, çıkar pasaportun 3 günde dedi arkadaşım. Ben de tamam, artık çıkarsa giderim, çıkmazsa da gitmem dedi. Böyle karar vermiştim. 3 günde pasaportum çıktı. Hiç beklemediğim bir şekilde Ukrayna yolcusu olmuştum ben. Biletimi de bir hafta kala almıştım. Biraz çok güzel olmamıştı o fiyat açısından. Öyle başladı aslında. Ukrayna'ya giderken aslında benim en büyük tecrübemi orada aldım diyebilirim. Çünkü normalde 4 saatlik bir yolculuğu ben 24 saatten daha fazla bir sürede tamamlamıştım. İstanbul'a gittim. İstanbul'dan sabaha kadar işte uçağı beklemiştim. Havaalanında kaçırmak istemiyordum. Çok korkuyordum. Oradan Kiev'e gitmiştim. Kiev'e gittiğim zaman bir 9 saatlik beklemem vardı. Hava koşullarından dolayı bir o 8 saat daha olmuştu. Akşam oldu. Oradan tekrardan aslında uçamayacağımızı öğrendik. Yine bekliyorduk. Bekledik işte, Ukraynca konuşuyorlar. İngilizcelerini pek anlamıyordum bir de. 4 saat bekledikten sonra uçağa bindik. Lviv'e kadar gitti uçak. Ben artık çok uykusuzum, ölüyorum. Lviv'den tekrardan Kiev'e dönmüş. Lviv'e iniş yapamadık. Ve ben artık hani o kadar uyku sersemiyim ki şunu düşünüyorum hani. Acaba bir durak vardı, ben orayı mı kaçırdım hani. Daha önce uçağa da bindim, başka ülkelere de gittim ama böyle saçma şeyler geliyordu artık aklıma. Hiçbir şekilde kimseden bilgi alamıyorum, ne yapıyorlar, ne ediyorlar vesaire. Neyse bir gün daha bekledim. Otel vesaire ayarlamışlardı. Bir şekilde Lviv'e gittim. Ama projem Lviv'de değildi benim, Ivano-Frankivsk'teydi. Orada da bir tren beklemem gerekiyordu. 16 saatte orada bekledim aslında. Artık şey, Kiril alfabesini çözmeye çalışıyorum. Çünkü şey, internetim yok. Daha önce Kiril alfabesini araştırmamışım, hiçbir bilgim yok. Hangi harf neye karşılık geliyor? Tren istasyonunda tamamen bunu şey yapmaya çalışıyordum. Neyse oradan en son trene bindim. Ivano-Frankivsk'e gitmiştim. Orada beni karşıladılar. Hostele girdim zaten. O gün direkt uyumuştum. Hiçbir şey yapmadım. Böyle değişik bir başlangıcım oldu aslında benim. En çok yani hatırlayacağım şey oydu. Projem SDG 4 nitelikli eğitime yönelikti. Oradaki çocuklara İngilizce eğitimi veriyorduk. Aynı zamanda gençlerle Spin Club düzenliyorduk. Onların bir nevi İngilizcesini geliştiriyorduk. Ya benim İngilizcem de çok aşırı iyi seviyede değildi ama onlara öğretirken benim de İngilizcem gelişti aslında. Özellikle oradaki bir Brezilyalı arkadaşım vardı. Hani şu an İngilizcem iyi bir seviyede diyebilirsem onun sayesindedir. Onunla konuşmaktan ilerledi tamamen. Türk arkadaşlar da vardı. Ben biraz daha yabancı arkadaşlarla beraber olmaya çalışıyordum. Çünkü hani kendimi biraz daha challenge etmeye çalışıyordum orada İngilizcemi geliştirmek için. Temel olarak buydu ama. Ukrayna bambaşka bir kültür. Yaşadığın en büyük kültür şoku neydi? Trafik lambalarına çok özen gösteriyorlar. Onu fark etmiştim ben. Yani karşıdan karşıya geçerken bizde biraz daha vardır. Hani sağa sola bakayım, hadi bakmayayım, geçeyim araba yoksa vesaire. Orada direkt hani ilk gittiğim zaman bana şunu söylemişti. Arabalar için kırmızı ışık yanmıyorken geçmeyeceksin yoksa polisler seni orada direkt ceza yazar şeklinde. Bu beni bayağı şok etmişti aslında. Veya yaya geçidi yoksa, örnek veriyorum, düz bir yol var, oradan geçemiyorduk biz. Göbeğin oradan etrafına dolanmamız gerekiyordu. Hani bana direkt bunları söylemişlerdi. Benim işte en büyük şoklardan birisi herhalde bu kurallardı. Yaroslav Ukrayinski mi, öyle bir şey vardı. Ukraynca bilmiyorum demek galiba. Herkese bunu söylemeye çalışıyordum ama bunu söyleyince aslında Ukraynca biliyormuşsun gibi görünüyor biraz. İngilizce söylemem daha mantıklı olurdu. Şartları vardı aslında gittiğim şubenin. Kendi bir bağırış biçimleri vardı, onu öğrenmiştim. Ama tam telaffuz edebilir miyim bilmiyorum. Amei Shalini Hutsuli Preihali Dovas Piani Bojevilini Franik Prosta Klas diye bir şey vardı. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Bunu öğrendim ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. Başka ne öğrendim? Başka yok. Diyakuyu işte. Butlaska. Ukrayna'da tam istediğim gibi tecrübe yaşayamamıştım aslında. Orada gittiğim zaman eğitim olarak insanlara bir şeyler katıyorduk vesaire ama benim aklımda biraz daha şey vardı işte. Her gün işte akşama kadar tam verimli çalışacağız, işte bir şeyler hazırlayacağız, belli bir ajanda olacak vesaire. Biraz da aslında yapılması gereken sizin kendiniz bir şeyler ortaya koymanız. Benim için de böyle olmuştu. Kendim bir şeyler ortaya koymaya çalışıyordum. Daha iyi ne yapabilirim? İnsanlara daha iyi fazla ne öğretebilirim şeklinde bir şeyler çıkarmaya çalışıyordum. Beni bu geliştirmişti. Beni bu etkilemişti aslında. Biraz daha kendi başıma olmam, kendime tecrübeyi, hani kendim katmamdı. Aysen'in sunduğu biraz daha bana bu
tecrübe ortamıydı. Onu kullanmak bana kalmıştı biraz. O beni bayağı etkilemişti. Zaten ondan sonrasında ISE'ye katıldım ben de, iyi olmuştum. Çin'e gitme sebebim biraz da orada tanıştığım arkadaşlarımdı diyebilirim. Çinli birkaç arkadaşım vardı. Onlara söz vermiştim. Seneye Çin'e gideceğim şeklinde. Temel olarak bu sözden yola çıktım aslında. İkinci bir sebebi ise gerçekten Asya kültürünü çok merak ediyordum. Japonya, Çin olsun, Hong Kong olsun, Kore olsun vesaire. Bir adım atayım dedim. Hani Çin'den başlayayım. Daha sonra da ya diğer ülkeleri de gezmeyi çok istiyordum. Görmeyi çok istiyordum. Dedim neden olmasın. Bu sözü kendime verdim. İşte para biriktirmeye başladım. Ailem işte biraz orada şey yapıyordu. Ne yapacaksın? Çin'e gideceksin. Daha başka ülkelere gitsene vesaire derken. Ukrayna'ya giderken aynısını diyorlardı ama kafama koyduğumu belli etmiştim biraz. Çin için biraz daha farklıydı o. Çünkü biletler çok pahalıydı. Vize sorunları özellikle. Yeşil pasaportum olduğu için çok şükür sorunsuz bir şekilde gidebilmiştim ama orayı da anlatırım birazdan. Dedim hani anneme, anne siz bana hani para göndermeseniz bile ben bir şekilde biriktireceğim. Gerekse daha az yerim, hani iki yönden yerine bir yön yerim vesaire, çalışırım ama ben oraya gideceğim dedim. Okey dediler o zaman, hani sen böyle bu kadar kararlıysan git yani. Böyle başlamıştı aslında Çin maceramda. Aslında yine Çin'e giderken de biraz korkmaya başlamıştım bu vize süreçlerinden vesaire. Yine iptal ettirmeye çalışıyordum ne yapabilirim vesaire diye. Ama dedim hani ben baştan bu kararı verirken nasıl hissediyordum, niye şu an dönmeye çalışıyorum diye. Beni devam ettiren bu karar olmuştu aslında. İlk baştaki motivasyonum olmuştu. Onu asla kaybetmemiştim. Bir şekilde Çin'e gittim. Oraya gidişim de biraz maceralı mı diyeyim artık. Daha az maceralıydı aslında. Toplamda 60 saat yoldaydım Çin'e giderken de. Bayağı uzundu yine. Gittiğim zaman ilk korkum şuydu. İşte yeşil pasaportluyum. Oradaki güvenlik görevlileri acaba anlayacak mı? İşte ne kadar kalacağım? 30 günden fazla kalamıyorsun çünkü orada. Benim planım şuydu. 30 gün kalacağım. Bir gün Hong Kong'a geçeceğim. Tekrardan Çin'e döneceğim. Çünkü şey bug'ı böyleydi. 30 gün kalabiliyorduk maksimum. Bununla ilgili herhangi kesin bir bilgi yoktu. Elçiliğe gidiyordum. Yaparsan yaparsın. Hani biz de garanti vermiyoruz diye bir cevap almıştım. Ben de bu riski alarak gittim aslında yine. İlk girişimde bir sorun olmadı. Şeyde sorun olmuştu. İşte Çin'e gittiğim zaman Hong Kong'a geçtim. Oradan tekrardan Çin'e dönecektim. Pasaporttaki fotoğrafıma benzemiyordum. Biraz daha saçım şu an uzun da fotoğrafımda çok kısaydı saçım. Sakalım çıkmıştı bir anda işte. Hiç benzemiyordum kendi halimi. Durdurdular beni orada. Bir 15 dakika işte sorgulamışlardı işte. Bu pasaportu nereden aldın işte. Kimliğimi soruyorlardı. Doğum tarihim vesaire. Sanki hani ben değilmişim gibi bana şeyler sorular soruyorlardı. Valizimi incelediler. Cep telefonumu incelemişlerdi işte. Neler çekmişim, ne yapmışım vesaire diye. Böyle bir sorgulamadan geçtikten sonra sıkıntısız bir şekilde, sıkıntısız artık o noktadan sonra geçebilmiştim Çin'e tekrardan. Yani orası o geçiş aşamamda yine biraz problemli diyebilirim. Çin'e gidince ne yaptım? Oradan bahsedeyim. Çin'deki projem bu sefer şehirlerin kalkınmasına yönelik bir projeydi. O kültürü tanımak, turistik işte yerlerini gezmek, aynı zamanda sokağa inip oradaki insanların uğraştıkları sanatlarla ilgili içerikler hazırlamaktı. Onları biraz daha tanımaktı. Her gün farklı aktiviteler yapıyorduk. İşte hem yemek kültürünü tanıyorduk, sporlarını tanıyorduk. İşte tai chi diye bir onların yoga artı şey spor sanatı vardı. Bunu denemiştik. Çay içme sanatlarını vesaire keşfetmiştik. O hani bayağı güzeldi benim için. Bir gün şeyi asla unutmam, yoga biçimleri vardı. Yemek yemeyi bir şekilde yoga olarak anlatıyordu. Şu an çok hakim olmadığım için kültüre yanlış bir şey söyleyebilirim. Umarım söylemiyorumdur. Yemeği yerken tofu galiba. Tofu vardı. Onu alıyorsun, gözünü kapatıyorsun ve hani şu an yemeği hayal ettiğin şeyi düşünüyorsun. O kadar aşırı bir şey, yavaş bir şekilde yapıyorsun ki hani artık o tofunun tadı senin gerçekten o yemek istediğin şey oluyordu. Bunu biraz tecrübe etmiştim ben. Bayağı değişik bir şeydi. Gerçekten hissetmek gerekiyor. Hani nasıl inanmak gerekiyor. İnanmadığın sürece çok hani etkili olan bir şey değildi. Yürüyerek bir yoga biçimi vardı. Yine gözlerimizi kapatıyorduk. Çok yavaş bir şekilde yürüyorduk, hareket ediyorduk bir duvardan bir duvara. O insanı rahatlatıyordu. Başka hangi biçim vardı? Oturarak normal yoga yapmaya çalışıyorduk. O beni çok etkilememişti maalesef. Bunun gibi farklı şeyler yapıyorduk ya hep. Genel olarak böyleydi. En sonunda yaptığımız şey ise çektiğimiz fotoğraflarla, videolarla, blog yazılarıyla komple bir içerik üretmek ve bunu topluma sunmaktı. Buradaki amacımız neydi? Hem gençlikte bir kültür bilincini uyandırmak. Çünkü onlar da bizde olduğu gibi biraz kendi kültürünü kaybediyor. Amerikan kültürü biraz da onların etkisini almış durumda biraz. Bunu tekrardan canlandırmaktı. Hem de oradaki insanlara kendi kültürümüzü tanıtmaktı. Bir farkındalık uyandırmaktı. Temel olarak projenin amacı buydu aslında. Yemekler. Ben Guangzhou'ya gitmiştim. Biraz daha Çin'in güney kısmında kalıyor ve şunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Çin'in her şehrinde farklı bir yemek kültürü var, farklı bir kültür var. Benim gittiğim yerdeki yemek kültürü bence biraz daha güzeldi. Kuzeye gittiğiniz zaman biraz da orada bu işte internette gördüğünüz diyeyim böceklerdir, başka şeylerdir vesaire. Kuzeyde daha çok karşılaşabilirsiniz. Benim gittiğim yerde şunu diyebilirim sadece. Ben orada yaklaşık 60 gün kaldım ve 60 günde her gün farklı yemek yeme potansiyeliniz vardı. Hani öyle geniş bir kültürdü. Daha da bitmiyordu yani. Ne yediğimi hatırlamıyorum. İsimlerini vesaire hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece karşımda ne varsa ben onu yemeye çalışıyordum. Çok berbat tatlar olan vardı, çok mükemmel tatlar olan vardı. Çok mükemmel tatlar olanların isimlerini de hala hatırlamıyorum. Gidince nasıl yiyeceğimi bilmiyorum tekrardan. Ama yani çok güzel bir tecrübeydi o farklı yemekleri yemek. İlk 10 günümde ama şöyleydi. Türkiye'den ben abur cubur getirmiştim, bisküvi getirmiştim vesaire. Orada acaba ne yapacağım bilmediğim için. İlk 10 gün onları yedim. Çünkü Çin yemeği yediğim zaman bir başım dönüyordu, midem bulanıyordu. İlk 10 gün asla alışamamıştım. Bisküviyle yaşıyordum tamamen veya KFC işte McDonald's fast food'la geçinmeye çalışıyordum. Sonrasında ama dedim ben buraya kadar gelmişim hani bu yemekleri yemem.
denemem lazım. Her gün farklı bir şey denemeye başladım ondan sonra. Yavaştan da alışmıştım ve gerçekten çok da lezzetli oluyordu. Hostelde kalıyordum orada. Çubuklar, işte çubuklarla yiyorlar orada, chopsticklerle. Ben başta yemeye çalıştığım zaman asla yiyemiyordum. Hani zayıflamamın temel sebeplerinden birisi belki o chopstickler olabilir. Sonradan bana çatal vermişlerdi işte daha kolay yiyebilmem için. Ama orada da yine bir şekilde chopstick kullanmayı öğrenmeye çalışıyordum. Müslüman olduğum için biraz daha dikkat ediyorlar aslında yemek yememe. İşte domuz eti vesaire vermemeye çalışıyorlardı. Olabildiğince onlar da kendilerini bir şekilde düzenliyorlardı benim için. O beni çok etkilemişti mesela. Hani bana bu kadar saygı göstermeleri, beni bu kadar sevmeleri, beni bir hani ayrımcılık yapmak değildi. Hani bana kültürüme saygı duymaları beni çok mutlu etmişti. Çünkü giderken hani Türklere karşı çok kötüler, şöyle oluyorlar vesaire diye bir önyargıyla yaklaşan arkadaşlarım vardı. Açıkçası ben de biraz daha bunu bekliyordum. Ama tamamen hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu. O beni çok mutlu etmişti. Aynı zamanda ben de orada bir Türk insanı profili çizmeyi başarmıştım. Çünkü orada gittiğim zaman benimle asla konuşmayan birkaç tane insan vardı. Hiçbir şekilde yaklaşamıyordum ama 4-5 gün sonrasında artık bana gelmişti, hani açıklamıştı, hani Erkan demişti. Türklerle ilgili bize şunu söylemişlerdi. İşte Türkler çok kötüdür. Asla onlara yanaşmayın. Onlar size zarar verebilir vesaire ama sen böyle değilsin. Hani bu insanlar bana neden bunu demiş? Asla anlayamıyorum diye bir şekilde yaklaştı bana. Benden özür dilemişti. Bu izlenimi kırmak, hani ön yargıyı diyeyim daha doğrusu kırmak beni çok mutlu etmişti. Çünkü orada yaklaşık 180 tane insan vardı ve 50'den farklı ülkeden insan gelmişti bir kongreye gittiğimiz zaman. Oradaki tek Türk bendim. Hani ülkemi ben temsil ediyordum. Hani böyle güzel bir izlenim uyandırmak, insanların hani Türkiye hakkında bir şeyleri merak etmesini sağlamak, host alemini özellikle Türkiye'ye gelmek istiyorum demesini duymak beni çok mutlu eden bir şeydi. 1,5 yıl geçti üstünden ama host alemindeki o iki tane çocuk hala bana yazıyor mesela. Bana şunu diyordu, İngilizce bir mektup yazmış. İngiltere'ye gitmek istiyorum, Türkiye'ye gitmek istiyorum. İngiltere'de işte Londra'yı görmek istiyorum, Türkiye'ye gitmek istiyorum. Çünkü orada Erkan diye bir arkadaşım var diye bana mektup yazmıştı mesela. Beni çok mutlu etmişti. 8 yaşında bir çocuk bunu söyleyen. Hani orada bu etkiyi bırakabilmek benim için yeterliydi yani. Siz de yurt dışına çıktıysanız büyük ihtimalle karşılaşmışsınızdır. İlk başta öğreneceğiniz şey genelde evet işte Ukrayna'ya gittiğimde tak mıydı hatırlamıyorum şu an ama işte İngilizce konuşacaksınız yes yes. Evet evet demeye çalışıyordum ben de. Bu ne diye öğrenmiştim. Çin'e gittiğim zaman da duyduydu bu. Duyduydu. Ne işte bir şey konuşuyorlarsa her zaman duyduydu diyordum. Şu an Instagram'da nickname'imde zaten duyduydu var. Çince bildiğim tek şey bu. Çin'den döndükten sonra da Çince dersleri almaya başladım okulda. İlk kuru geçtim ama hala çok bir şey hatırlamıyorum. Pratik yapmadıkça asla gelişmiyor. Ve gitmeden önce mutlaka hani sizin o temel şeyleri öğrenmeniz, temel dil kavramlarını öğrenmeniz etkili. Çünkü orada gerçekten Çincesini geliştiren arkadaşlarım da vardı. Hindistan'dan gelen bir arkadaşım vardı. Gerçekten hani Çince konuşabiliyordu artık. İlk geldiği zaman asla hiçbir şey konuşamıyordu. Şu anda zaten Çin'de eğitimle devam ediyor. Ben size öyle söyleyeyim. 180 insan, yaklaşık 50 ülke vardı. Bunun temel sebebi de şu. Benim gittiğim şehirde yaklaşık 6 şube vardı ve Güney Çin Kongresi tarzında bir hoş geldin kongresi yapmışlardı. Ve orada hani Güney Kore'den, Fransa'dan, Amerika'dan, Panama'dan vesaire çok farklı ülkelerden insanlarla tanışma şansı elde etmiştim. Projemde bu kadar uluslararası çeşitlilik yoktu ama o kongre sayesinde biraz daha hani aynı projede olmasak bile o insanlarla beraber olma şansı yakalamıştım. Hani o kültürleri öğrenmek, onların benim kültürlerini öğrenmesi çok güzel bir şeydi. Ya ben bu tecrübeyi 2 kere yaşadım. Hani ikincisinde asla aynı etki alacağımı düşünmüyordum. Her zaman işte şöyle olacak, böyle olacak diye tahmin ediyordum. Ama ikisi de benim için hayatımda çok farklı tecrübeler oldu. Hayatta bir defa değil, istediğimiz kadar bu tecrübeyi alabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendime ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Hayır, karanlık. Bana hep yoğurt. O yüzden ismim yoğurt. Adım Mini'ydi benim.